en büyük düşmanımız Bizzaman Hazretleri'nin de ifade ettiği gibi cehalettir. Sünnet-i Seniye bir nurdur. Üstadımızın bahsettiği cihetle öyle bir nur ki ona yapışan kurtulur. Ya Resulallah, ya kaleyi fethederim ya geri gelmem dedi. Demek ki bir kimse Cenab-ı Hakk'ın esmasına ne kadar hizmet ediyorsa hayatı o kadar kıymetleniyor. Bir de lebbeyk Allahümme lebbeyk, hep beraber Allah'ın emrindeyiz. Emrindeyiz demek. Sallu ala Resulina Muhammed. Kur'an-ı Azimüşşan'da çok müjdeli ayetler var. Ama bunun yanında çok dehşetli, insanı ikaz eden ayetler de var. Bazen bu ikaz edici ayetlere ihtiyacımız oluyor. İnsan bazen niçin yaratıldığını, yaratılışının sebebini, yaratıcının yanındaki kıymetini unutuyor. Kendi mahiyetini unutuyor. Mahiyetine yakışmayacak şeylerle meşgul olabiliyor. Şimdiki okuyacağımız yeri bir ayet-i kerimeden yola çıkarak Üstad Hazretleri, insana bir nevi yine yaratılış gayesini hatırlatan ve dehşetli bir ikazdan bahsedecek. Estağfirullah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Kim ki zerre kadar bir hayır işlese, ne diyor da, zerre miskal bir ameli olsa hayırdan veya diyor zerre miskal şer olsa karşılığını görecek. Bakın dikkat edin, zerre miskal. Zerre kadar iyilik de karşılıksız kalmayacak. Zerre kadar kötülük de karşılıksız kalmayacak. Burada bazen yanlış anlaşılıyor. Hani zerre kadar bir kötülük varsa cezasını çekeceğiz. Öyle demiyor ayet-i kerime. Teraziye girecek. Terazinin sevap kefesine ne kadar iyilik varsa, zerre kadar bile olsa girecek. Günah kefesine de ne kadar kötülük varsa, zerre kadar bile olsa girecek. Yani hesap görülürken çok hassas, çok ince bir hesap görülecek. Aslında bu bile insanın Allah katındaki kıymetini ifade etmek için yeterli. Demek ki insan ve insanın amelleri Cenab-ı Hak tarafından öyle kıymetli görülüyor ki zerre kadarı bile hesaba katılıyor. Zerre kadar amel dahi muhasebeden geçiyor. İşte ismi Hafiz'in tecelli-i etemmine işaret eden, ismi Hafiz biliyorsunuz her şeyi muhafaza eden Cenab-ı Hak, bu Hafiz isminin tecelli-i etemmine, mükemmel bir tecellisine işaret eden, estağfirullah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ ayetidir. Kur'an-ı Hakim'in bu hakikatına delil istersen, ya olur mu canım ya, zerre kadar da yani amel teraziye girer mi? Zerre kadar bile olsa ameller hesaba çekilir mi? O kadar ince detaylar kaydı altına alınır mı? Nasıl oluyor bu iş? Eğer buna delil istersen, insanın her ameli zerre kadar dahi olsa kayıt altına alındığını, hiçbir şeyin kayıttan kaçamayacağını anlamak istersen, Kitab-ı Mübin'in mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sahifelerine baksan, ismi Hafiz'in cilve-i azamını ve bu ayet-i kerimenin bir hakikat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Delil istiyorsan kainat kitabına bak. Kainat kitabında her şeyin inceden inceye kayıt edildiğinin çok delillerini görebilirsiniz. Şimdi örnek verecek. Ez cümle, yani kainat kitabından Cenab-ı Hakk'ın hafiziyetine, Hafiz isminin tecellisine, her şeyi ama her şeyi muhafaza ettiğine deliller. Mesela ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. Kabza ne? Bir tutam. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al, bir tutam al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevleri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandukçaları hükmünde olan o kabzayı, yani ağaçların, çiçeklerin, değil meyvelerin bir nevi sandukçası gibi olan
onların özünü taşıyan o tohumları karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprakta defnet. Avucunda bir sürü çeşit tohum var. Onları karanlık bir gecede o karanlık toprağa göm, defnet, serp. Sonra mizansız, eşyayı fark etmeyen ve yüzünü nereye çevirsen oraya giden basit su ile sula. Bakın su için kullandığı tabirlere bakın. Hani nasıl büyüyor o bitki? Suluyoruz kardeşim, güneş var, su var, büyüyor. Senin o bitkiyi büyütüyor dediğin su, ne dedi bakın sıfatlarına bakın. Mizansız, bir ölçüsü yok. Eşyayı fark etmeyen, ayırt edemeyen ve yüzünü nereye çevirsen oraya giden basit su. Değil mi? Önüne bir set yapıyorsunuz. Siz nereye yönlendirirseniz su oraya akıyor. Şuur diye bir şey yok. Bu suyla o toprağa gömdüğün bir kabza tohumu sula. Sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. İsrafil vari, Melek-i Rad'ın, gök gürültüsüne bakın, Melek-i Rad diye tabir ediyor. İsrafil vari, İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesine benzeterekten, adeta onun sura üflemesi gibi, Melek-i Rad'ın baharda nefhi sur nev'inden yağmura bağırması ve yer altında defnedilen çekirdeklere nefhi ruhla, yani ruh üflenmesiyle müjdelemesi zamanına dikkat et. O nihayet derecede karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar. Ben çok ziraattan anlamam ama birbirine benzeyen tohumlar mesela ne olabilir? Efendim? Buğday, arpa, yulaf, hepsi tohumları. Benziyor değil mi? Yani bakıyorsunuz birbirine benzeyen, zahirde dıştan baksanız belki hiç ayırt edemeyeceğiniz. Şekilleri benzese bile şeyler daha çok benzer birbirine. Susamla mesela darı ve süpürge tohumu. Süpürge tohumu sebze. Onlar üçü birbirine benzersen fark edemezsin yani. Düşünün ama toprak onu fark ediyor. Evet. Biz insanken fark edemiyoruz. Ve üç tane değil, avcunuzda yüzlerce tohum olsa, her tohum başka başka nebata ait olsa, onu toprağa atsanız, sulasanız, bir dahaki bahar mevsiminde diyor, o tohumcuklar, ismi Hafiz'in tecellisi altında, kemali imtisal ile, dikkat edin, hatasız olarak, Fatır-ı Hakim'den gelen evamir-i tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Cenab-ı Hak'tan gelen emirlere boyun büküyorlar. O emirleri dinliyorlar. Ve hiçbir hata olmadan o çıkan bitkilere bakıyorsunuz. Ya bunlar karışmıştı birbirine. Onun özelliği buna bulaştı. Bununki ona yok öyle bir şey. Toprak hangisine hangi maddeyi verecekse onu veriyor. Veya her tohum topraktan kendisine ait olanı alıyor. Yani toprak şuna tatlıyı vereceğim derken, öbürüne ekşiyi vereceğim derken karıştırmıyor. Birazcık tatlıya ekşi karışmıyor orada. Nihayet derecede bakın hatasız olarak Fatır-ı Hakim'den gelen evamir-i tekviniyeyi, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini imtisal ediyorlar. Yani uyguluyorlar. Ve öyle tevfiki hareket ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına öyle uygun hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal-i hikmet parladığı görünüyor. Ya bir bakıyorsunuz o toprak, üzerinde bir sıklet var değil mi? Ağırlık var. Tohumun, toprağın altındaki tohumun. Yer çekimi kuvveti var. Normalde yere bıraktığın şey aşağı doğru gider. O nazik tohumun üzerinde onca toprağın ağırlığı varken, yer çekimi de varken, bir bakıyorsunuz yarılıyor, içinden filiz yukarı doğru baş gösteriyor. Ve o yaprakların intizamı mesela, onun rengi, daha büyüdükçe onun topraktan aldığı gıdaların ölçülü şekilde gelmesi, kemal-i hikmet ile nihayetsiz bir ilim ve iradenin tecellisi olduğu görünüyor. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar
birbirinden temayüz ediyorlar, ayrılıyorlar. Bu ilimle olmaz mı? O birbirine karışmış yüzlerce bitkinin tohumunu birbirinden ayırmak bir ilmi gerektirmez mi? Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Elindeki tohum bir tanesi demek ki incir tohumuymuş. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır-ı Rahim'in nimetlerini başlarımız üstünde neşre başlıyor. İncirleri başımızın üstünde bize artık ikram etmeye başlıyor. Dallarının elleriyle bizlere uzatıyor, serpiyor. İşte ona benzeyen bu ikinci tohumcuk, gün aşıkı namındaki güne bakan ağaç çiçeği. Ben gün aşıkının ne olduğunu bilmiyordum. Geçen bir ders yaptım. Ya bu gün aşıkı ne dedim? Güne bakan ya dediler. Bildiğimiz güne bakan. Ay çiçeği. Güne bakıyor ya, güneşe bakıyor. Gün aşıkı. Gün döndü de. Çünkü neden? Güneşe dönüyor. Burada da gün aşıkı. Gün aşıkı namındaki çiçekle hercai menekşe gibi çiçekler verdi. Bizim için süslendiler. Yüzlerimize gülüyorlar. Kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha burada bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdiler. Sümbül ve ağaç oldular. Güzel tatlarıyla ve güzel kokularıyla ve şekilleriyle iştahlarımızı açıyorlar. Kendi nefislerine bizim nefislerimizi davet ediyorlar. Kainata şu nazarla bakınca bak insanın psikolojisi nasıl? Yani bütün o çiçekler sana gülümsüyorlar. Kendi canlarını, nefislerini sana feda ediyorlar. Senin imdadına koşuyorlar. Bir böyle bakmak var kainata. Bir de neydi o? Büyük balık küçük balığı yutar. Kim güçlüyse o kazanır. Bir de o gözle bakmak var. Yani insan güya çok akıllı, çok becerikli, çok güçlü. Onlara hükmediyor. Hepsini elde ediyor. Bu gözle bakmak var. Bir de onlar kendilerini sana feda ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat ediyorlar. Bu nazarla bakmak var. Ne dedi? Bakın güzel tatlarıyla, güzel kokularıyla ve şekilleriyle iştihalarımızı açıyorlar. Kendi nefislerine, bizim nefislerimizi davet ediyorlar ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Ta nebati hayat mertebesinden hayvani mertebesine terakki etsinler. İnsanlar onu yiyince veya hayvanlar bitkisel hayattan hayvani hayata terakki etsinler. Ve hakeza kıyas et. Bizim mevzumuz neydi? İnsanın amellerinin en ince ayrıntısına varıncaya kadar kaydedildiğini, muhafaza edildiğini ve zerre miskal dahi olsa gerek hayır gerek şer hesaba katılacağını, bunun delillerini sayacaktı. Bakın ne yaptı? Bir avuç dedi, bir kabza tohumu al, toprağa serp. Bir dahaki baharda gel, onların nasıl Cenab-ı Hak tarafından muhafaza edildiğini ve sümbül verdiğini gör. Bir de şunu düşünelim, yalnızca o tohumun bahara kadar toprakta muhafazası değil, o tohum hangi meyvenin, hangi ağacın tohumuysa, o ağacın, o meyvenin özelliklerini getiriyor bize. Yani Cenab-ı Hak o meyve ağacın veya o bitkinin özelliklerini o tohumda muhafaza ediyor. Sonra onunkinin neslinde muhafaza ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Ve hakeza kıyas et. Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki, o tek kabza muhtelif ağaçlarla ve mütenevvi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. O bir kabzada işte yüzlerce tohum olsa, yüzlerce ağaç demektir bu. Bir anda bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat, hiçbir kusur yok. Burası önemli. O bir avuç tohum toprağa atıldı, karanlık bir toprağa ve sadece su verildi, başka bir şey yapılmadı. Bir dahaki baharda onlar öyle bir sümbüllendiler ki hiçbir galat, yani yanlış, hiçbir kusur yok. Estağfirullah. Ferca'il besara hel tera min fütur. Yani semavata bir bak, bir fütur, bir çatlak görecek misin? Ayet-i kerime çok belagatlı. Devamında ne diyor? Sümmerca'il besara kerrateyni.
Dön bir daha bir daha bak. Kerrateyni. Devamı ne diyor? Yen kalip ileykel basaru hasi evvehü ve hasir. O çatlak, delik, kusur aramaktan yorulan gözlerin yuvasına yorgun argun geri dönecekler. Hata bulamadan. İşte o bitkilere baktık, o tohumlara baktık. Öyle bir inkişaf etti ki içinde hiçbir galat, hiçbir kusur yok. Ferci'il besara hel tera min fütur. Sırrını gösterir. Her bir tohum ismi Hafiz'in cilvesiyle ya bir bardak su alsam. Ilık. Her bir tohum ismi Hafiz'in cilvesiyle ve ihsanıyla ona pederinin ve aslının malından verdiği ırsiyeti, kendi atasından gelen mizacıdır, karakteridir, rengidir, ne diyelim artık, pek çok özelliklerini, atasından gelen ırsiyeti dedi. İltibassız, karıştırmadan, noksansız muhafaza edip gösteriyor. İşte ismi Hafiz'in tecellisi değil mi? İşte bu hadsiz, harika muhafazayı yapan zat. Kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir. Ha, demin dedik ya, insanın mahşer gününde hesaba çekilirken hayatı boyunca işlediği ne varsa, velev ki zerre miskal, kayıt altında olacak, önüne konacak. Ya nasıl olur? Allah aşkına o yüz binler çeşit nebatın tohumlarını, çekirdeklerini muhafaza edip onların bütün özelliklerini nesilden nesile aktaran zat. Risale-i Nur'da 300 bin nev diye bahseder. Milyonu geçmiş şu an günümüzde keşfedilen bitkilerin çeşitleri. Ya milyonu aşkın tür. Her türün milyarlar efradı var değil mi? O milyar, milyonu geçen tür kendi fertlerinde özellikleri kaybolmadan hafıziyet kanunuyla nesilden nesile aktarılıyor. Bunu yapan zata bir tek insan nevinin amellerini kaydetmek mi zor gelecek? O koca ağacın plan ve programını, amelini çekirdeğinde yazan zat, insanın amellerini de kuvve-i hafızasında niye yazmasın? Veya onun benzeri başka levhalarda niçin yazamasın? O bunun delildir. Bakın bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir ispat metodudur. Bir şeyi akıllara uzak gibi görünen bir şeyi anlatırken akıllara yakınlaştırmak için zahiren insanın aklına göre daha zor olan bir şeyi gösterir. Bunu yapana bu ağır gelmezdir. Mesela haşir hakkında hatırlayın 6. Hüccet-i İmaniye'den. Orada ne diyor? Bir kitaptan bahsediyor. 100 bin kitap diyor mesela bir katip. 100 bin kitabı tek bir sayfaya sığdırsa. Sonra görsen ki o dereye düştü. Sana dese ki diyor birisi, ya merak etme. O 100 bin kitaptan senin bir tane kitabını o zat hafızasından yazar sana yeniden verir. Olur mu? Ya arkadaş 100 bin kitabı hafızasından yazdığını gördün. Bir tek seninkini niye yazamasın? Veya yoktan diyor hatırlayın bir orduyu teşkil eden bir zata. İstirahat için dağıldıktan sonra o orduyu bir boru sesiyle toplar dense. Toplayamaz denilir mi? Yani yoktan orduyu oluşturan zata. Eğitimini görmüş, görevini öğrenmiş, konumunu öğrenmiş o askerleri istirahat için dağıttıktan sonra bir boru sesiyle toplamak niye zor gelsin? Bakın ne yapıyor? Zoru gösteriyor. Bunu yapana bu zor gelmez. İşte burada her bahar mevsiminde yüz binler çeşit bitkiyi yeniden ihya eden, bir önceki kıştaki atalarının bütün özelliklerini bu baharda yeniden ortaya çıkaran zata, o şekilde onları muhafaza eden zata, bir tek insan nevinin efendim işte amellerini kaydedemez denilir mi? Evet, bu ehemmiyetsiz, zail, fani tavırlarda neyi kastediyor? Yani basit tohumların, basit bitkilerin bile tavırlarında bu derece kusursuz, galatsız hafıziyet cilvesi. Ki insana kıyasladığımız zaman bir otun ne kadar kıymeti var? Ya yani insanla kıyaslandığında bitkinin ne kadar kıymeti var?
nispeten, insana nispeten bu kadar kıymetsiz olan o bitkilerin tavırlarında, onların özelliklerinin saklanmasında bu kadar mükemmellik varsa, yanlışsız, hassas bir muhafaza kanunu varsa, bu bir hücceti kat'adır ki, ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifeleri olan insanların ef'alleri, dikkat edin bak, insan için saydığı sıfatlara bakın şimdi. Öbürü bir ot, bağdan ayağımızın altında eziliyor. Ver ikisi ufak bir çiçek. Ama insan için bakın nerede, bir daha okuyacağım burayı. Ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan insan. Demek ki insan basit bir mahluk değil. Aslında çoğu zaman biz ehemmiyetimizin farkında değiliz. Azim ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi. Allah aşkına emanet-i kübra deyince ayeti kerimeyi hatırlayalım. Estağfirullah. İnne aradnel emanete ales semavati vel ardi vel cibali. Allah diyor emaneti semavata, arza, dağlara teklif etti. Ne diyor? Fe ebeyne ey yahmilneha fe eşfakne minha ve hamelehel insan. Onlar diyor o emaneti yüklenmekten çekindi. İnsan diyor onu yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûle diye geliyor ayetin devamı. Bakın dikkat ederseniz semavat, ya semavat, daha semavattan büyük ne olabilir? Semavatın diyor yüklenemediği, dağların yüklenemediği, arzın yüklenemediği emaneti, o ağır emaneti insan yüklendi. İnsanın kıymeti buradan kıyaslayalım. Ayet-i kerimede bakın, semavatla art hep birlikte geçer çoğunlukla. Rabbüs semavati vel art mesela. Yani arz, yeryüzü semavata denk tutuluyor. İçindekilerden dolayı, misafirlerinden dolayı. İnsanın kainata denk bir kıymeti var. Belki daha fazla bir kıymeti var. Ama biz insanlar bu kıymetin farkında değiliz. Ve düşünün, o kadar yaratan kıymet vermiş insana, yaratanın bu kadar kıymet verdiği insan kendi kıymetinin farkında değil, hayatını nerelere geçiriyor? Ve zannediyor ki, ya ben ne olacak sanki, benim yaptığım işlerden dolayı niye hesaba çekileyim? Benim bu hareketlerimin kime ne tesiri var ki? Niye kayıt altına alınsın? Öyle değil. Azim ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifeleri olan insanların ef'alleri, asarları ve akvalleri. Bakın, fiilleri, eserleri ve sözleri ve hasenat ve seyyiatları kemali dikkatle muhafaza edilir. Yani o kıymetsiz bitkilerin, tohumların özelliklerini gözümüz önünde bu kadar hassas, hatasız, eksiksiz koruyan zat, muhafaza eden zat, kainatın en kıymetlisi olan insanın amellerini kaydetmez olur mu? Onu kaydeden, bunu da kaydedeceğinin bir delili olmuş oluyor değil mi o? Birinci kayıt. Sonra muhasebesi görülecektir. İnsanların amellerini yazan kaç melek var Hasan abi? Sağında solunda birer tane ama yani iki tane, bunların arkasında onlar kumandan da diğer askerleri ne kadar da? Sayıyı hatırlayamıyorum. Bir ara yani hocamızdan işittiydim, öyle bir tane değildi, iki tane değildi. Yani bir 8-10 gibi rakam işittiydim. Senin dediğin gibi sanki o iki tane onların komutanı gibi. Yani her insan, iki tane bile olsa ya, her insanın omzunda iki melek devamlı gözetliyor. Devamlı kayıt altına alıyor. Yani hani şey diyor ya, İsrafil Aleyhisselam'ın bile şeyi, Azrail Aleyhisselam demek istediniz? Yok yok. Şeyleri şey yapan, bilir, bahar çiçeklerinin meydana gelmesi. Yani, Mikail Aleyhisselam. O da bahsediyor. Yani o binlerce, trilyonlarca meleklerin kumandanı. Reisi hükmünde. Evet. Ay emrinde o kadar şeyler var. Aynen onun gibi yani insandan basit iki tane askerle muhafaza edilecek kadar basit değil yani. Hasan abi, iki tane bile olsa düşünün, bir iş yeri düşünün, 100 tane çalışan var. O 100 tane çalışanın
başında bir işte ne diyelim personel müdürü oluyor. Yo üretim müdürü oluyor. Ama herkesin başında bir adam dikmiyorlar değil mi? Tabii. Rabbimiz herkesin başına bir değil ya. En az iki tane. Yani ilerisini tam bilmediğim için rakam veremiyorum. En az iki tane muhafız dikili başında amellerini kaydediyor. Yani burada ümitsizliğe düşmenin bir anlamı yok. Burada mühim olan ya bir kendimizin farkına varalım. Yani biz rastgele bir mahluk değiliz. Basit bir mahluk değiliz. Amellerimiz, hareketlerimiz bu kadar önemli. Yaratan tarafından bu kadar ehemmiyet veriliyor. Ona göre adım atmak. Yoksa Rabbimizin affı geniş. Yani burada bir hata yaptığımızda eyvah ya. Her şey yazıldı madem bunca seneden beri. Neler neler yazıldı şimdi. Biz bir daha artık toparlayamayız. Böyle bir şey yok. Ayet-i kerimede estağfirullah. İnna Allahe yaghfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları affeder. Şirk hariç bakın. Allah bütün günahları affediyor. Böyle müjdeler de var. Onun için ümitsizliğe düşmek yok. Ama ya lay lay lom diyor şimdikiler ya. Yani ne yaptığı belli değil. Eğlence, oyun bu değil. Bir insanın yani mahiyetinin farkına varıp ehemmiyetinin farkına varıp adımını ona göre atması gerekiyor. Onu vurguluyor. Aya, bu insan zanneder mi ki? Aya taaccüp ifadesidir. Aya, yani şaşkınlık ifadesi. Neye şaşırıyor? Şimdiki söyleyeceğini yapanlara zanneder mi ki diyor ya, öyle zannedenlere şaşıyor. Aya, bu insan zanneder mi ki? Başı boş kalacak. Haşa. Belki insan ebede mebustur, namzettir ve saadeti ebediyeye ve şekaveti daimeye namzettir. Ya ebedi saadet ya ebedi cehennem, Allah korusun. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif edilecek veya tokat yiyecek. İşte hafıziyetin cilve-i kübrasına ve mezkür ayetin hakikatına şahitler hat ve hesaba gelmez. Yani insanın bir kere yaratan nazarında bu kadar ehemmiyetli olmasından dolayı her ameli kaydediliyor. Niçin dersek? Nasıl dersek? Gözümüz önünde bu kadar nebatatın, hayvanatın hatta bütün özellikleri tohumlarında, nutfelerinde sonraki nesillere aktarılarak yüzyıllarca zamandan beri saklandığına göre bunlar hafıziyetin en büyük tecellileri. Onları yapana elbette insanın da amellerini kaydetmek zor gelmez. Bu meselede gösterdiğimiz şahitler denizden bir katre, dağdan bir zerredir. Vesselam. Demek ki mevzu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. İnsanın zerre miskal hayır da olsa, zerre miskal şer de olsa her ameli kayıt altına alınıyor, muhasebeye çekilecektir, hesaba dahil edilecektir. Bu ayeti akla yaklaştırmak noktasında bitkileri, tohumları örnek verdi. Ve insanın halife-i arz olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu, onun azim ehemmiyeti bulunduğunu, emaneti kübrayı yüklenen bir kişi olduğunu, dolayısıyla bunun abartı olmayacağını, böyle bir kıymetli mahlukun elbette her amelinin kayıt altına girmesinin gayet makul olduğundan bahsetti. Cenab-ı Hak inşallah yaratılışımızın, yaratılış gayemizin farkına varıp ona göre adımlarımızı ölçülü atmayı nasip etsin bizlere. Bilerek veya bilmeyerek hata işlediğimiz zaman da اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَ السِّرِّنَا inşallah mazhar edip cümle günahlarımızı mağfiret buyursun. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْاِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٍ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رِزَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى الْفَاتِحَةِ